Merhaba, ben Elif Fındık. 360'ta yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Makyajın sırlarında bugün sizlerle yeni keşfettiğim bir eyeliner'ı paylaşacağım. Aslında çok ince uçlu ve böyle daha zor uygulanan bir eyeliner. Ama tabii ki ben size pratik bilgilerle birlikte nasıl uygulayabileceğinizi göstereceğim. Çok hafif makyaj yaptım zaten, farkındasınız. Eyeliner'ı şöyle bir göstermek istiyorum. Minik ince bir ucu var. Şöyle elimde göstereyim. Gerçekten o kadar ince ki uygularken de çok dikkatli olmak lazım. Ama hepimizin sevdiği bir şeydir değil mi eyeliner? Gerçekten göz şeklimize uygun ve göz şeklimizi takip eden bir eyeliner uyguladığımızda günlük de çok rahat kullanıyoruz. Bu arada aşırı kalıcı. Şimdi bu yaptığım çizgileri de böyle elimde kurumasını bekleyeceğim ve sonrasında bulaşmadığını size göstereceğim. Eyeliner'ı başlamadan önce kirpik dibimi hemen hızlıca bir siyah kalemle dolduracağım. Bu aslında standart kalıcı siyah kalemlerden bir tanesi. Şöyle yine elimde göstereyim. Yoğun siyah. Nasıl uygulayacağımı hemen gösteriyorum. Kirpik dibi dediğimiz, şöyle gözümü hafif açtığımda tam altta kalan noktaya uyguluyorum. Bu biraz başta böyle kötü hissettirebilir uygularken, böyle gözünüz çıkacakmış gibi olabilirsiniz ama zamanla alışıyorsunuz ve vazgeçemiyorsunuz. Onun için farkı da şimdi iki göz arasında hemen göstereceğim, uygulayayım. Evet, bakın. Gizli eyeliner dediğimiz böyle bir şey. Üzerine de bu yeni keşfettiğim eyeliner geçeceğim ince bir şekilde. Hemen diğer gözü de tamamlayayım. Ben de garip görünüyorum değil mi bunu yaparken? Bu gözümde daha çok zorlanıyorum niyeyse. Olabilir. Okey. Galiba uyguladım. Şurada bir boşluk var. Onu da tamamladım. Önemli olan bir de şu iç kısımları gerçekten ince bir şekilde uygulamak. Mesela burası biraz daha kalın oldu bu tarafa göre. Onu hemen ince bir fırçayla temizlemek istiyorum. Bunun için de böyle kesik uçlu bir fırça kullanacağım. Temizleyiciden çok az aldım. Hemen fırçamın üzerine. Elimin üstünde temizleyicinin fazlasını alıyorum. Ve sonrasında şuradaki fazlalığı alıyorum. Eyelinerim ince olması istediğim için bunu temizlemezsem ve gitgide kalınlaşır. Yani bunu burada var diye burada yaparsam bir bakarım eyelinerim kalın olmuş. Kalemimi kapatıyorum çünkü kalıcı olduğu için. Böyle detaylara dikkat edin bir sonraki sefer, çünkü kaleminizi kullandığınızda kullanılmaz hale gelebilir. Şimdi bu kadar ince uçlu bir eyeliner nasıl kullanabiliriz? Tabii ki dikkatli olmalıyız. Bu yüzden çok fazlasıyla aşağıya bakmaya çalışıyorum ki kirpik dibim iyice açılsın. Biraz buradan böyle tutup açacağım kirpik dibime. Ve sadece böyle minik tampon hareketlerle kirpik dibime oturtacağım. Evet. Minimum incelikte sürmeye çalışıyorum sizin için. Ön tarafa geldiğimizde ekstradan ürün almıyorum. Bu arada likit eyelinerları sürmek gerçekten daha zor. Ben jelde ve fırçada daha rahat ediyorum. Ama olsun, bunu da incecik bir şekilde uygulamaya çalışacağım. Dış kuyruğuna geçtiğimde de tekrardan ekstra ürün almıyorum. Çünkü hata yapmaya meyilliyim şu an. Kuyruğunu yapıyorum. Onun için ekstra ürün alırsam da temizlerken daha zor olur. Taslağını yapayım. Üstüne koyulaştırmak zaten daha kolay. Okey. Böyle bir eyeliner'ı ne zaman da kullanabiliriz biliyor musunuz? Kirpik taktığımızda. Bunun üzerine şu an kirpik takmak çok daha kolay. Süper. Yani likit eyeliner'ların bir avantajı, gerçekten çok siyah oluyorlar. Ama aynı zamanda böyle bir parlak bir efekt bırakıyor değil mi?
o parlaklık da daha yoğun görünmesini sağlıyor. Şu an uyguladığım maskara da gerçekten bu eyeliner'a uygun. Neden? Çünkü maskara, yani kirpiklerim eyeliner'dan daha uzun. Eğer içinde kaybolsaydı bu sefer kirpiğim yokmuş gibi görünürdü ve o zaman işte kirpik takmak zorunda kalabilirdim. Onun için doğru bir maskara seçmişim. Şimdi çok dikkatli olmaya çalışıyorum ve gerçekten böyle yan tutup yani kirpik dibime oturtacak şekilde. Konuşamadım. Çünkü o kadar konsantre olmaya çalışıyorum ki oturtarak böyle tamponluyorum. Evet. Şimdi dışarı doğru hafif uzatarak önünü tamamlıyorum. Çok az kirpiğime bulaştı. Onun için hemen kaşlarıma fırçamı alıp böyle ucundaki fazlalığı alıyorum. Çünkü o genelde bulaşmasını, bir yerlere bulaşmasını sağlayabiliyor. Devam ediyorum. Kuyruk. Kuyruk kısmına geldiğimizde aslında sadece ucunu kullanıyorum. Ucuyla dışarı doğru böyle bir çizgi atıyorum. Sonrasında tabii ki klasik teknik, içe doğru birleştiriyorum. Evet, kirpimi temizledikten sonra hemen hızlıca kuyruğa geçiyorum. Aslında kuyruğun zaten bir tık başlangıcını yaptım. Burada uzatıyorum. Burada ucunu kullanmak çok önemli. Şuraya çok hafif dokundurdum ya, bu üçgen fırça gerçekten işimi çok kolaylaştırıyor. Hemen dokundurduğum noktaya fırçanın üzerindekini böyle hafifleterek temizliyorum. Şu an burası daha ince. Bir tık daha bulaştırdığım noktaları hemen hızlıca temizliyorum. Şurası biraz gri kaldı aslında. Tek istediğim o, onu yok etmek. Evet. Ya bu taraf biraz daha siyah olduğu için üstünden geçmek istiyorum aslında. Ama şu an eyeliner'ımı çektiğinde bozmak istemediğim için fırçanın üzerindekini böyle bir tık hafifletiyorum yoğunluğunu. Ve tekrardan üstünden geçiyorum. Gerçekten o kadar ince ki ucu, birazcık böyle şey yapmak lazım. Oldu galiba. Şurayı bir tık daha temizleyeceğim. Bu taraf biraz daha zor oldu. Herhalde şeyle alakalı gerçekten. Fırçayla da. Olabildiğince ince tutmaya çalıştım zaten kuyruğumu. Önünü de çok hafif şurayı dokundurup tamamlayacağım. Aynı diğer tarafta olduğu gibi. Süper. Şimdi maskaramı ikinci katını geçeyim. Ha, bu arada şeyi de gösterecektim. Eyeliner'ın ne kadar kalıcı olduğunu. Evet, asla çıkmıyor. Buradaki kalemim de kalıcıydı zaten. Tercih ettiğim, hemen maskaramın ikinci katını geçiyorum. Ve sonrasında tekrar bir bakacağım. Nerede neye gerek var? Nasıl bir ihtiyaç var? Birazcık matlaştı bu arada. Ya da benim gözüm mü alıştı bilemedim. Aslında çünkü ilk sürdüğümde bayağı bir şey parlak gelmişti bana. Böyle yoğun bir doku halinde kalmıştı. Evet, süper. Şurada bir tırtık var. Kullandığım temizleyici bu arada böyle yağ bazlı bir temizleyici değil. Çünkü yağlı bir temizleyici kullanırsak iyice dağılır ve sürdüğümüz eyeliner'ın o dokunduruyoruz ya fırçayla, şuraya mesela dokunduruyorum şu son noktaya. Orası o zaman hemen böyle bir dağılmaya başlıyor.
Onun için şey kullanıyorum ben daha çok. Böyle su bazlı, hafif ürünleri çıkarabilecek bir temizleyici kullanıyorum ki işimi kolaylaştırsın. Zaten onlar genelde yeterli oluyor. Şeyi tekrardan bulaştırdığım için bir dokunmam gerekecek. Neymiş yani, eyeliner'ı bence önceden taslak gibi uygulayıp üstünden bununla biraz daha yoğunlaştırıp siyahlaştırabiliriz. Ayrıca dediğim gibi bunun üzerine bir takma kirpik taktığınızda çok daha rahat edersiniz. Şimdi bir hafif bir highlighter'la hemen makyajımı tamamlamak istiyorum. Zaten bir allığım da var hafif. Ama şey yapalım hızlıca. Highlighter uygulayayım. Çünkü uyguladığınız her şey, şurada göstereyim bu arada ne uyguluyorum diye. Krem bir highlighter. Hemen buradaki aydınlık gerçekten siyah eyeliner'ı daha çok ön plana çıkarıyor. Evet. Böylece bütünleşmiş oluyor. Aynı işlemi bu tarafa da yapıyorum. Süper. Şimdi minik bir fırça alacağım elime ve aynı highlighter'dan göz pınarlarıma da geçiyorum. Ve makyajımı tamamlıyorum. Şey dediğimiz, editorial dediğimiz looklarda da kullanabiliriz bu tarz eyeliner'ları. Çok ince bir ucu olduğu için şey de görmüşsünüzdür belki. Buradan böyle krizden gelen eyeliner'ın ikincisini, ikinci bir eyeliner gibi duran eyeliner teknikleri de var. Onlar için de çok uygun bu eyeliner. Ama dediğim gibi biz günlük hayatta gayet normal bir şekilde de kullanabiliriz. Ekstradan da takma kirpik uygularken de çok avantajlı olur. Göz pınarımı da aydınlattım. Biraz böyle bir eyeliner uygulayınca da şey de çok tatlı olabiliyor. Hafif altına böyle bir gölge. Bu arada ekstradan far veya ek bir ürün kullanmanıza çok fazla gerek yok. Burada krem kontür yaptığım ve highlighter uyguladığım iki tane koyu renk var. Ondan alıyorum fırçamın üzerine ve altına çok hafif böyle boyutlandırıyorum. Bu arada temiz bir makyaj istiyorsanız, temiz dediğim yani böyle çok smoky, buğulu bir makyaj istemiyorsanız bu teknik çok mantıklı. İçine de ten rengi kalem geçebilirsiniz ayrıyetten. Ten rengi kalem de gözümüzü daha iri ve büyük gösterir. Evet. Bu da ekstradan belirginleştirdi. Çok hafif, hatta şuradaki katlanma bölgesine de geçeceğim. Yani bunu allığınızla, kontür ürününüzle, hepsiyle yapabilirsiniz. Evet. Biraz daha boyutlanmış bir makyaj elde ettim. Hatta çok az da dudağıma da tamamlayacağım. Dudağımın üstüne de highlighter'ımı uyguluyorum. Yanağıma uyguladığımın aynısı. Yes, süper. Sizin için bugün yeni bir eyeliner denedim. Aslında çok ince uçlu bir eyelinerdi bu. Umarım bu tekniği sevmişsinizdir. Bir sonraki sefer makyajın sırlarında görüşmek üzere.